Ho, ho, ho! Merry Christmas! Evet evet evet, sezonumuza ikinci videomuzla devam ediyoruz. Bikamut Vlog'dan herkese merhaba. Girişimizi herhalde biri kornayla kutladı. Bir kornalar çalıyor, anlayamadım. Nasılsınız canlar, umarım iyisinizdir. Egzozumuz hala stok. Aman aman, sakin ol adamım. Bu videomuzda ne yapıyoruz canlar? Sırt çantam hala bende. Geçen videoda da görmüşsünüzdür. Çantamda ne var? Ne olur arkadaşlar? Efendime söyleyeyim, kıyafet olur, atıştırmalık yiyecek olur falan olur değil mi? Çantamda arkadaşlar 2017 R6 kuyruk altı sinyalleri var. Plaka tutucusu var. APP değil, orijinal plakası var. Bunları takıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, şu stresi de bir kaldıralım kafamızda. Motorumuzun muayenesi yok. Stresten ziyade yapmak zorundayız. Motorun muayenesini yapmaya gidiyoruz. Ama yapmadan önce dediğim gibi kayar sinyaller almıştım zamanında Çin'den. O da patladı iyi mi? Kendi kendine patladı, yandı yani. Sağ sinyal veremiyoruz sanıyorum ki. Onu çıkartacağız. Zaten değişmem gereken parçalardı. Önce bir tamamen motoru stok haline çevireyim. Ondan sonra devam edelim istiyorum. Plaka ve plakalığımızı da değişeceğiz. Bakalım muayeneden geçecek miyiz? Şeyi merak ediyorum. Biz bu gölgeyi biliyorsunuz bir yıl önce kapladık. Siyah ama üzerinde yoğunlukla kırmızı çizgiler var. Hani hatta uzaktan bulanık bir gözle bir astigmatla bakarsan kırmızı çalan bir şekilde görünebilir. Ruhsatta siyah olduğu için acaba sıkıntı yaratır mı? Muayeneden geçebilecek miyiz? Bu bölümde bunları görüyor olacağız. Önce gidelim plakamızı değişelim birlikte. Ondan sonra kaydı hiç bölmeden sizleri yarın aktaracağım muayene gününe yani. Bakalım neler yapacaklar. Bir kere dostlar sizlerle paylaşmıştım. O egzoz emisyon testiydi. Yani sadece egzoza bakılmıştı. Şimdi bildiğiniz bizim gölgeye sağdan soldan girecekler yani. Her şeyine bakacaklar. Kusur arayacaklar. Varsa eğer tabii ki bizim kusurumuz olmaz kardeş deyip alnımızın akıyla çıkacağız. Bakalım neler olacak. Burada da zamanında yakalanmıştık yine. Abi sorgu yapmadılar biliyor musunuz? Ceza yedim dedim. Söylemene gerek yok, seni tanıyoruz dediler. Şehrin her köşesinde polislere yakalanma ceza yeme anım var ya. Böyle bir şey var mı ya? Bizim bir restart'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir taşınsak mı, ne yapsak İstanbul'a falan. Şuradan girelim bakalım. Plakalığımızı değişelim. Sırtımdan çıkartacağım. Ninja kaplumbağa gibiyim. Ama motor ekipmanları taşıyorum sırtımda. Bak bak. Sanki uçak indireceğiz bak. Bak sese bak şimdi. Oğlum nesin sen lan? Plakamız böyle şu an, kötü bir plakalık. Sinyalin bir tarafı kaymış. Çin malı olduğu için. Bir de patlamıştı zaten. Orijinal kuyruğumuz da bu. Bayağı büyük ama bunu takacağız. Finali de göreceğiz zaten. Devam edelim. Canlar işlemimiz bitti. Şöyle sensörü attım. Bakın yeni plakalık bu. Orijinali aslı bu. Sinyalleri falan da göstereyim. Açalım hatta abi. Açtım dörtlüyü. Böyle. Buradan da alttan da bir ışığı var. Çalışıyor da, sarı sarı vuruyor. Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar. Gidemedik, kardeş durdurdu. Sesten tabii dediğim gibi anlaşılmıyor. Görüntü görmesi lazım. Aynen. Abi sen misin? Aynen benim kanka. Ne haber, nasılsın? Sen nasılsın? İyi vallahi şükür, kazasız belasız. Gel abi, ben seni yolda gördüm de. Egzoz yoktu. Egzoz yok tabii. Ya öyle oluyor işte. Allah'a emanet. Dikkat et, görüşmek üzere. Az önce yolda da görmüş bakın dostlar. Ama egzoz olmadığı için BYK değildir demiş. Aga be. Arkadaşlar bu arada muayeneye gitmeden neler değiştirdiğimizden bahsedeyim. Neler yaptık yani muayeneden geçebilmek için. Egzozumuzu stoğa çevirdik. Sinyallerimiz orijinal değildi. Sinyalleri stoğuyla değiştirdik. Arka kuyruğu orijinaliyle değiştirdik. Plakamız orijinal değildi. Plakayı değiştirdik. Başka bir şey kalmıyor. Gölgenin bakım zamanı gelmişti. Bakımını yaptık. Yağ değişimi, yağ filtresi, hava filtresi değişimi. Arka fren balatalarını değiştirdik. Brembo canavar gibi tutuyor şimdi. Gölge bebek gibi oldu yani. Muayeneye hazırız. Yarın tekrar kaydı açacağım canlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Evet canlar, ikinci günden tekrardan merhaba herkese. Hava güzeldi dün ya. Bir 20 kilometre falan yol gidip döneceğiz muayene istasyonuna. Bu yakında, bu civarda da var muayene istasyonu. Hatta 2 dakika ötede falan. Ama arkadaşlar o kadar çok egzoz emisyon testine falan girdik ki oradakileri tanıyorum. Oranın muayene alanında görevli olmayan memur bir arkadaşla
biraz sorunlar var. Ya senin motosiklet muayene istasyonundaki adamla niye sorunun olsun? Benim yok arkadaşlar işte de. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım. Bir de bu kadar tantananın üstüne, bu kadar işin üstüne muayeneden geçmezsek herhangi bir sebeple, yok da öyle bir sebep gördüğüm kadarıyla. Asıl komedi o zaman olur. Sağlam rüzgarlı bugün bu arada. Ya niye havayı kontrol etmesin be adam? Neyse, Aral Tuzi'niz dalgalansın ya. Nasıl? Videonun başında da üzerimde olan kırmızı hardcore rider'dı. Bu gibi canavar hudilerden kuşanmak istiyorsanız bykvir.com'a göz atmayı unutmayın. Yakıt ne kadar? 43 lira arkadaşlar. Yarın mı, öbür gün mü ne de 1,5 lira daha zam da gelecekmiş. Olacak 44,5-45. 50 liralar herhalde çok da uzak değil. Yaza 50 lirayla buluşuruz. 50 lira 1 litre yakıt. İki arkadaş gider oturur yemek yer içeceğimizi içerdik ya 50 liraya. Şimdi gölgenin 1 litresini alacağız. Ne kadar yapıyor bir litresi? İşte 15 kilometre falan. Bak, bak mesela sağ sinyal. Oh, telefonla da konuşuyor. Bak adam kaç göz etti, özür diledi. Ama şimdi ben bunun anasına sorsam, aynasını kırsam. Kardeşler biz trafik mafyası değiliz, tamam mı? Koca bir ülkenin trafiğini de motorcular adam edemez. Düzeltemezsiniz. Trafik polisleri de düzeltemez. Kafa yapısının değişmesi lazım. Onun da uzun yıllardır değişmediğini, aynı kaldığını biliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kendinizi sakının. Her an her yerden bir şey çıkabilecek gibi sürün. Gidip milletin de aynasına falan dadanmayın beni sinir etti deyip. Yine de bak bir yüksek devire çıktı mı, dediğim gibi buradayım diyor. Şimdi şeydeyken, muayenedeyken bunu 6000-7000 devire mi ne sabitleyecekler. Öyle bekleyecek. O esnada ses desibeli ölçümü yapılacak. O devirdeyken belli bir desibelin altında olması gerekiyor. Şimdi ben şurada bir yerde bir durup konuma bakacağım lan. Hatırlıyor musunuz, kargo videosu yapmıştık takipçilerime kargo diye. Şurada bir yerde durmuştum konuma bakmak amacıyla, polis geldi arkadan selamun aleyküm diye. Merhabalar, kolay gelsin. Tabii ki. Ah çok pardon. Aleykümselam. Polis aracına tekme attık ya. Arkadaşlar bir kargoculuk iki istiyor muyuz? Tövbe yarabbi. Hoodie kargosu yani, bizim hoodilerin kargosu. İstiyorsak söyleyin, ayarlayalım hemen. İzmir'de yaşayan 5 kişiye kargosunu götüreyim verilen siparişlerden. Yorumlarda belirsin, onaylayacak olursam Instagram'dan bildiririm. Kargolarınızı getiriyorum diye. Instagram'ı da takip etmiyorsak takip etmeyi. İkinci videomuzdayız. Videomuzda hala beğenmediysek, abone ol butonu tokatlı değilse, zil butonu tekmeli değilse, şunlara bir kafa göz tekme tokat girin dostlar, unutmayın. Muayene istasyonu bizi bir duysun bak. Emisyon ölçümü diye yazmışlar kapıya. Bağırta bağırta geldik. Ama stok kardeşim. Nereden girişi? Dalıyor muyuz böyle içeri? Buranın sistem nasıl acaba? Bakın arkadaşlar, bir de şöyle bir üşengeçlik var. Bak. Baktım oradan kağıtla falan çıkan birileri var. Kapısına kadar gideceğiz illa. Herkes gergin içeride ya. Gülen bir tane yüz yok. Şunu da alalım da muayene ayağına 360 kameramız hızlanmasın. İş para alma olunca işlemler çok hızlı sürüyor her yerde. 2000 TL ödendi bu arada. Muayene ücreti 2000 liraymış. Belki motosikletler içindir sadece. Bu arabalar için farklıdır. Bakmadım. Orada kağıtlar vardı da. Şimdi dedi ki burası araba bölümü. Motorlar, canavarlar arkaya köşeye. Ama sen önümüzü kapatma da. Abi bir saniye şu aradan geçeyim. Dönemiyoruz ki. Böyle eski arabalar için falan. Burası var ya, stresin Allah'a yani. Bir dünya şeyi var çünkü, toplayamıyorlar. O yüzden eski araç sürücülerinin yüzlerinden stresi görebiliyoruz. Şöyle bir tur dönelim, bir korku salalım. Bir küçümseyici bakış atalım, bizi geçirmesinler. Şu köşeye mi? Bir kenarda bir köşede görmesen de var. Tamam, bir şey de anlamadım ama. Hop. Arkadaşlar eliyorum. Rakipleri eleyeceğiz. Dostlar videoyu çok kısa bölüyorum. Sizlere bu videomuzun sponsoru olan Pocket Broker'dan bahsedeceğim. Pocket Broker finansal piyasalarda işlem yapmanızı sağlayan bir işlem platformudur. Kayıt olmak yalnızca 15 saniyenizi alır. Platformda 130'dan fazla varlığa işlem yapmanız mümkündür. Gelin birlikte bir işlem yapalım. İşlemimi seçiyorum ve grafiğin yukarı gideceğini tahmin ediyorum. Ve evet, işlemimiz başarılı. Üye olduğunuzda size verilen demo hesabıyla kendinizi deneyebilir ve nasıl işlem yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca platformda birçok eğitim materyali de mevcut. Sosyal işlem özelliği sayesinde de diğer kullanıcılarla iletişim kurabilir, başarılı kullanıcıların stratejilerini kopyalayabilirsiniz. Pocket Broker 7. yılına özel toplam 1 milyon değerinde bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte bir Tesla, Cybertruck, bir Porsche Macan, onlarca Apple ürünü ve daha birçok ödül dağıtılacak. 50 dolarlık her işlem kullanıcılara çekilişe katılım hakkı sağlayacak. Ve ne kadar çok işlem yaparsanız kazanma şansınız
paranıza buna göre artacak. Tüm detayları açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve yine açıklamadaki bağlantıdan Pocket Broker'a kaydolabilir. İlk para yatırmanıza bonus kazanmak için ekranda çıkan promosyon kodunu kullanabilirsiniz. Orijinal egzozumuz burada. Balatalarımız da işte bakın Brembo kırmızı detaylarla geliyor. Koruma takozlarımız vardı üzerinde, onları çıkardık. Daha güzel oldu böyle de. Koruma takozu lazım, bir şey ayarlayacağız. Tabi direkt komple çamurluğu ve plakalığı değişince sinyal sıkıntımız da gitti. Sinyaller ve plakalık ve plaka orijinal değildi. Onun dışında da bir sorun yok. Muayeneden de bir geçelim de kafamız rahatlasın. Aklıma gelmez. Memnun oldum kanka. Mert de burada takipçimiz çıktı. Videoları falan izliyormuş arada bir. Bizim gölgede ona denk geldi. Arkaya mı dönüyoruz? Tamam. Hadi bakalım geri dön. Burada fren testi yapacakmışız. Bir stopu yapalım. Stopayı biraz geç, fazla uzaklaşmana gerek yok. Giderken arka freniniz plastik kaysın. Sonra dönelim, önde arka ikisini sıkıyoruz. Tamam. Herhalde oldu. Ne oldu anlamadım. Şuradan bir tur dönelim bakalım. Şimdi de önle arka kombine sıkacağız. Lastik kaymaz ki, ABS var. tamam hadi devam. İçeri alalım. Biz de burada çalışıyoruz. Çevir, getir, götür, fren yap. Araba olsa böyle değil tabii. Hadi gölge ver pozunu. Uzun yapalım. Uzun yapalım. Selektör atayım mı? Far kontrol aletine. Yol ver. Yol ver paşam. Oğlum dur 2 dakika. Kalacaksın muayeneden. Canavar da oldu 101 derece. Az sonra açar fanı yakar. Sağ sol sinyal. Ön lastiği önüne çıkarayım. Aynen. Tamam. Arkadan sıkıntı paket bir Peugeot gelmiş. Aynen. Kolay gelsin. Tam sol yapalım gidelim. Tam sol yapalım. Ya nasıl kaçırdın? Allah kayıyorsun. Tamam. Bitti mi? Bu kadar mı? İyi valla. Misler gibi ya. Az önce korna dat. Sağ olsunlar, güler yüzle herkes içeride. Bundan sonra muayenede egzozla falan buraya geliriz artık. Boş yere diğer yere gidiyormuşuz. 10 kilometre fazla olsun, en azından güler yüzlü adamlarla karşılaşalım. Hem bak BYK izleyen adam, zarar gelir mi? Gelmez. Gölge açtı fanı. Kızgın. Merhaba. 600 mü olur? 600'lük aynen. 18.000 deviriyor mu bunlar ya? Çeviriyor bu R6. Bu biraz sıkıntılı bir alet. Bir bu böyle. Allah kaza bela vermesin. Eyvallah teşekkürler. Aa bir de şeye gideceğiz. Burası böyle rutin kontrol alanı. Bir de egzoz emisyon diğer tarafta sanırım. Bakın egzoz gazı emisyon ölçüm alanı diyor. Aileden geçtim, numaranı mesaj gelecek. E-Devlet'ten de raporuna bakabilirsin. Tamam. Egzoz gazı? Egzoza gerek yok motor. Yok mu? Tamam. Eyvallah. Bizde de merak var ama. Motor mu? Oldu mu? Sürdün mü daha önce? CBR 600'de bıraktım ama R6'da kullandım yani. Vay! Memnun oldum. Hadi kolay gelsin. Kazasız. Eyvallah, teşekkür ettim. Ters çevirdik motoru da ama. Neyse şuradan döneriz geri. Bak yokuş aşağıya girdik mi sıkıntı ya. Girme kardeşim, etme bizi rezil. Dönmüyor geri bak. Lan! Allah cezanı ver bir gölge. Arkadaşlar böyle ince bir yokuşa girdik mi dönmüyor. Geri gidemezsiniz, çok zor yani. Anca böyle minik minik hareket edeceksin ya da inip böyle kökten çözeceksin sorunu. Neyse çaktırmadan sessiz çıkalım, yaşanmadı. Bu muydu ya yani bu kadar stres? Niye gelmedin bunca zaman? Ama arkadaşlar her şeyi değiştik. Burası değildi stres, buradan öncesi stresti. Evet, çıktık mı yola? Ooo trafik hesabı. Niye şuraya kurmadınız? Ha, tam çıkış. Bitti ya her şeyimiz. Şuradan bir atlayıp. Her böyle yere yapışık çekici gördün mü? Tırmanasım geliyor üstüne. Şu an gölge %100 legal arkadaşlar. Çok farklı bir his. Benim için daha önce tatmadığım bir his. Yaklaşık 3 yılda bir gün olmadı ki şu rahatlık olsun yani. Bir çevirmeye girersek şu an her şeyimiz sorunsuz diyeceğim, yine vardır bizde bir şey. O yüzden çok da konuşmayalım. Gelir, belli olmaz bizim başımıza gelecek. Bu aynada ne kontrol yapıldı gördünüz arkadaşlar. Far kontrolü yapılıyor. Egzoz emisyon yapılmıyor dedi. Herhalde bilmiyorum, gürültülü egzoz olmadığı için mi? Yoksa onun tarihi mi ayrı? Onu da anlayabilmiş değilim. Bu arada konuşurlarken duydum. Muayene ücreti 900 liraymış normalde sanıyorum ki. Bizim gecikme zammıyla birlikte 2000 TL ödedik. Ama emin ne değilim. Ödedik, aldılar parayı hiçbir şey demeden. Far kontrolü, fren kontrolü yapıldı. İşte dörtlüler, sinyaller, fren lamban yanıyor mu? Gidonun dönme açısını kontrol ettiler şaseden. Başka da bir şey yapılmadı. Hani bir tekere ne kadar rahat kalkar? Efendime söyleyeyim. Debriyaj balatası ne kadar gidik?
bu adam teker yapmada zorlanır mı artık falan yok. Bence motorcular için arkadaşlar lastik kontrolü olmalı. Şimdi diyeceksiniz ki BK başımıza bile bunu açma diye ama bence olmalı arkadaşlar. Ön lastiği arka lastiği gidik adam muayeneden geçememeli. Kendi hayatı için söylüyorum bunu. Çok lastik var görüyorum. Rezalet. Çocuk param yok diyor. Haklı ne yapacak ama kötü durumda kurtarma refleksi mekanizması da yok. O yatkınlığa sahip değil. Allah'a emanet gidiyor. Dur artık dur. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar frenlerimizin sağlam olması lazım. Gördüğünüz üzere. Bak mesela bizim arka lastik çok iyi durumda değil şu an. Hoş geldin reis. Videomuza bir konuk oldu birkaç saniyelik. Bak şöyle göstereyim. Gerçi TC'si açık ama yollar da rezalet. Bu motor da yanlamasın da ne olsun. Neyse. Ama işte oluyor öyle şeyler. Şu şehrin yollarının değişmesi lazım dediğim gibi. Lastik değil bak. Gördün mü? Sinyalsiz sağa önüme atlıyor. Hala bir sinyal yok. Bir selektör yok. Egzoz gerçekten hissettiriyor farkı bana ses olarak değil. Bir kırıklık var yani. Bir daha sonradan mı geliyor güç ne oluyor? Açık değil anlık vermiyor reaksiyonu bana. Dediğim gibi o şehir içi kardeşi ayarlarsak her ne kadar onu da egzozlu kullanmak istesem de bize 90 egzoz yapmayacağız ki şehir içinde dolaşabilelim. Aman aman ya. İki kayıttır ben bu 360'ı buraya takıyorum tamam mı? Lan SD kart takmamışız ya buna. Bir de elimi alıp konuştum, poz verdim. Geçen kayıtta da poz verdim. 360'dan görüntü alacağız dedim. Bir önceki izlediğiniz videoyu. O 360 niye orada dikildi de bir görüntü göremedik diye düşündüyseniz buyurun size cevabı. SD kart takmamışız. Hiçbir sorun yaşamamak için gerekli bütün önlemleri aldık ama bu kadar da hızlı biteceğini düşünmemiştim doğrusu. Güzel eğlenceli geçti bir sorun olmadı. Beğendiysek beğenip abone olmayı, hala açmadıysak zil butonunu da bir yumruklamayı, bildirimlerden haberdar olmak için unutmayalım. Çarşamba ve pazar akşamları yayındayız. Kick.com BYK Live adresinde. Motorcu olayları izliyoruz. Galerici simülatörü kurduk bir tane. Araba alıp satıyoruz. Drift setup'ı aldık. Drift yapacağız falan. Beklerim eğer katılmak isterseniz. Eğer katılamıyorsanız da onun da bir YouTube kanalı var. Yayın tekrarlarını izleyebilmeniz için linkini de şimdi açıklamaya bırakıyorum canlar. Kendinize dikkat edin. Tekrardan sizlerle sohbet etmek güzeldi. Kendi başıma ama yani sizlere konuşmak. O zaman canlar bugünlük bu kadar. BYK kaçar.